3 eleme turu oynayarak UEFA Konferans Ligi grup aşamasına katılmayı hak kazanan Başakşehir'in ilk rakibi Avrupa Kupalarının deneyimli takımlarından biri olan Rapid Wien. Avusturyalılar bu sezon Avrupa Ligi 3. eleme turunda Trabzonspor'la eşleşmişlerdi. 1-0 ve 2-0'lık skorlarla Bordo Mavilileri eleyen Avusturyalılar playoff turuna yükselmeyi başarmışlardı. Yeşil Beyazlılar playoff turunda Braga ile eşleşmiş ve 2-1 ve 2-2'lik skorlarla elenerek Konferans Ligi'nde Başakşehir'in rakibi oldular. İlk kez 2015-2016 6 sezonunda Avrupa Kupalarında sahne alan Başakşehir, Rapid Wien karşısında 57. Avrupa Kupası maçlarını oynayacaklar. Bundan önce 2019-2020 sezonu Avrupa Ligi C grubunda Avusturya'dan Wolfsberger ile eşleşen turuncu lacivertler İstanbul'da oynadıkları ilk maçın özellikle ikinci yarısında oynadıkları etkili futbolu 78. dakikada İrfan Can Kahveci'nin ayağından gole çeviriyorlar ve sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılıyorlardı. Graz'da oynanan ikinci maçın son 17 dakikasına 3 gol sığdıran turuncu lacivertler Cristiano'nun penaltıdan ve Crivelli'nin attığı 2 golle sahadan 3-0 galip ayrılıyorlardı. Grup maçlarının ardından son 32 turunda Sporting Lisbon'la işleşen Başakşehir deplasmanda maçı 3-1 kaybetmesine rağmen İstanbul'da rakibini Skertel, Alexis ve Vizcan'ın 2 golüyle 4-1 yenerek çok önemli bir galibiyete imzalarını atıyor ve adlarını bir üst tura yazdırıyorlardı. Son 16 turunda rakip Kopenhag'dı. Başakşehir İstanbul'daki maçı Edin Vizcan'ın 88. dakikada attığı penaltı golüyle 1-0 kazanarak rövanş maçını beklemeye başladı. Fakat bir gün Sonra UEFA Covid salgını nedeniyle organizasyonlardaki tüm maçları erteledi ve rövanş maçı ancak 5 ay sonra Ağustos ayında Kopenhag'da oynanabildi. Maçın henüz 4. dakikasında Jonas Oldervind'in attığı golle Danimarkalılar öne geçiyordu. Oyuncu 53. dakikada penaltıdan farkı 2'ye çıkardı ve son sözü 62. dakikada Rasmus Falk söyledi. Kopenhaglılar Başakşehir'i 3-0 yenerek kupada yollarına devam ettiler. Videoyu beğenmeyi ve bahsettiğim maçlarla ilgili anılarınızı ya da aklınıza gelenleri yorumlarda paylaşmayı unutmayın lütfen. Bu ve bunun gibi ilginç bilgilerle eylemlerimiz devam edecek. Takipte kalın.